Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu hafta iki farklı çalışmayla birlikteyiz. Arkadaşlar aracımızın motor temizliğini yapacağız. Motorun içini temizleyeceğiz. Onun için önce boğaz kelebeği temizliğiyle başlayacağız. Boğaz kelebeğinin temizlemesini yapmak için bu şekilde profesyonel bir ürün kullanacağız. Lycomoly'nin boğaz kelebeği temizleme ürünü. Bunu 70 TL civarında şu anki yani bugün itibariyle alabilirsiniz. 70-75 lira bir fiyatı var. Ve bunun 400 millik bir ürün. Yarısını kullanıp yarısını da bir dahaki sefere saklayıp bir kere daha kullanabilirsiniz. Şimdi biz bunu boğaz kelebeği temizlemede kullanacağız ama aynı zamanda ürün çok kaliteli, çok beğendim. Maf sensörünü de temizleyeceğiz. Ürün yağ kalıntılarını vesaire bunları çözerek temizlediğini iddia ediyor. Ve ben de kullandığımda gerçekten bunun böyle olduğunu gördüm. Maf sensörünü de temizlerken sensörlerini bozmadan, onlara herhangi bir şey sürmeden, fırça veya bir bez falan değdirmeden temizlemek gerekiyor. Bu üründe direkt sensörlerin üzerine sıktığınızda oradaki yağ ve kalıntıları çözerek temizlik sağlıyor. Şimdi maf sensörünün üzerine sıktım. Bunu böyle bir kenara bırakıp kurumasını bekleyelim. Biz de bu arada boğaz kelebeğini erişerek oradaki temizliğine başlayalım. Önce hava filtresinden gelen hortumu çıkartarak bu şekilde gaz kelebeğini, boğaz kelebeğini açığa çıkartıyoruz. Önce buradaki kelebeğin olduğu yere şöyle bir dokunduğumuzda aslında gözle görülür çok bir şey yok ama yine de burada bir yağ ve kir kalıntılarını görüyorsunuz. Önce bu kısma bir miktar sıkıp motor çalışmıyorken buraların temizliğini sağlıyoruz. Şöyle 1-2 dakika beklediğinizde direkt olarak buradaki yağları çözüyor. Şöyle yaklaştırdığımda da bu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Simsiyah kalıntı bir şekilde. Burayı çok hafif bir şekilde ben sildim. Bunu silmeseniz de olur. Buradaki kelebeğe ve sensör konumuna herhangi bir zarar vermeden bu şekilde hafifçe silebiliriz. Maf sensörüne tekrar geldiğimizde bakın burada iki tane sensör var. Bir tanesi burada. Rengi açığa çıktı bunun. Siyahlamıştı. Bir tane de şu arada var. Burası kameradan belli olmuyor ama bu iki yere sıkıp biraz kurumasını bekleyip bu şekilde tekrar geri yerine takıyoruz. Zaten kendi kendine uçan bir ürün. Şimdi motoru çalıştırdığımızda buradaki maf sensörü tabii ki şu anda devre dışı gördüğünüz gibi. Çünkü hortumun ucu boşta. Bu şekilde hava yakıt karışımını ayarlayamadığı için hafif gaz verdiğimizde motor stop ediyor. Bakın kelebek konumu değişiyor. Ama direkt stop ediyor. Bize de motorun çalışması lazım. Bunun için önce hava hortumunu tekrar geri yerine takıyoruz. Buradaki maf sensörü görevini yapsın diye. Sonra şu üst tarafta bir havalandırma hortum var. Motor üst kapağını, plastik kapağı söktüğümüzde buradaki hava hortumuna erişebiliyoruz. Bu hava hortumu buradan motorun içine direkt gidiyor. Ürünün böyle uzun bir uç kısmı var. Bunu içinden geçirip buradan kelebeğe kadar uzatacağız bunu. Ve bu şekilde gaz vererek kelebeğin olduğu yere püskürteceğiz. Şöyle geri yerine taktığımızda buradaki basınç 3 aşağı 5 yukarı oluşacak ve motor rahat çalışacak. Şöyle isterseniz 2500-3000 devirlere kadar sabit tutarak ya da ara ara gaz vererek ve ara ara spreye de basarak püskürterek gaz kelebeğinin temizliğini sağlıyoruz. Söylediğim gibi ürün 400 mil. Bunun yarısını kullansanız yeterli. Diğer kalanını da 6 ay 1 yıl sonra yine bir boğaz kelebeği temizliğinde, maf sensörü temizliğinde kullanabilirsiniz. Burada bir profesyonel malzeme ile profesyonel bir iş yapmış oluyoruz. Sanayide
Bu iş için dolaşmaya gerek yok. Çok rahat bir şekilde kendiniz evde yapabilirsiniz. Çalıştıkça motorun sesinin değiştiğini ve kelebeğin normalde devirin 1500'lerde sabit kaldığını göreceksiniz. Ama bu çalıştıkça kendisi sabitleyecek. İkinci bölümde de katalizörü temizleyeceğiz. Buna katalitik sistem temizleyici. Bu da yine Lucumoil'in bir ürünü. Bunu direkt olarak boca edemiyoruz. İsterseniz bir pet şişenin ucuna bir hortum gibi bir şey takarak, sıkarak da yapabilirsiniz. Ama benim elimde böyle bir ilaçlama pompası var. Ben bu ilaçlama pompasını kullanarak püskürterek işlemi tamamlamaya çalışacağım. Siz de söylediğim gibi benzer bir şey kullanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bir bilgi daha vermek istiyorum. Ara sıra videolarımız gecikiyor. Yani artık hafta aşırı olarak video atmaya çalışıyorum. Mecburen pandemi süreciyle yani video içeriği üretmekte zorlanıyorum. Bu şekilde bir süre daha idare edeceğiz. İnşallah 2021'de farklı projelerle birlikte oluruz. Yine aynı şekilde boğaz kelebeği temizleme spreyinin olduğu üst taraftaki havalandırma hortumunun olduğu yerden böyle ucuna bir hortum takarak boğaz kelebeğine bu şekilde hem gaz vererek hem de ara sıra bu üründen püskürterek temizliği sağlıyoruz. Bu ürün boğaz kelebeğinden geçerek katalizördeki tıkanmayı vesaire açacak ve egzozdan atacak arkadaşlar. Katalizörde tıkanma var mı yok mu bilmiyorum ama bu üründen de temin edip bu şekilde kullanma gereği duydum. Yani uzun yıllardır 15 yaşındaki bir araba 275 bin kilometrede doğal olarak bu şekilde katalizörün de tıkanmış olma ihtimali çok yüksek. Şimdi oradan hava aldığı için haliyle motor titriyor. Şöyle elimle kapattığımda normale dönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki parçaları söktüğümüz gibi tekrar geri yerine takarak tüm vidalama işlemlerini yapıyoruz. Hortumu vesaire de kontrol edin. Herhangi bir kırık çatlak var mı? Sonuçta plastik malzeme ve kullanıma bağlı olarak da bozulabilir. Arkadaşlar kullandığımız malzemeler egzoz çıkışı da bu şekilde. Bir duman ve buhar atarak ve bir koku yayarak çıkıyor. Bunda tenaşlanacak bir şey yok. Bu temizlendiğini gösteriyor. Bir süre sonra bu kaybolacak. Rölanti de yüksek olabilir. Otomatik olarak kendi bir süre sonra normale dönecektir. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.